Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon Nisan ayında yıllık bazda %19,50 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda %1,69 artış gösterirken gıda fiyatları ise %31,86 ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını gösterdi. Enflasyonun gerilediğini öne süren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bu gelişmeler yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor sözlerini kullandı. Açıklanan rakamların güvenilir olmadığına dikkat çeken iktisatçı yazar Mustafa Sönmez ise, Nisan giyimde yeni sezon başlangıcıdır ve yeni fiyat artışları TÜFE'de ifade edilir. Her yıl %10-12 artan giyim fiyatları bu yıl %5 dolayında nasıl açıklanır diye sordu. Ve yıllık enflasyon %19,5 iken ücretliler sorsunlar. Ücret, maaş, emekli aylığı %19,5 arttı mı? Artmadıysa reel gelir kaybı, göreli yoksullaşma var sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Fiyatı 640 TL'den yüksek olan cep telefonlarındaki ÖTV oranı %25'den %50'ye çıkarıldı. Zamla birlikte piyasada 10.000 TL'ye satılan bir cep telefonunun sadece vergisi yaklaşık 5.000 TL'ye yükseldi. Şubat ayında meclise gönderilen torba kanunla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cep telefonlarına uygulanan %25 oranındaki özel tüketim vergisini indirme ve yükseltme yetkisi verilmişti. AKP iktidarının seçim öncesinde gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satış çadırlarının kamuya maliyeti ortaya çıkmaya devam ediyor. Ertesi gün daha da büyüyecek, yani daha da genişleyecek. Ürün sayısı da artacak inşallah. Daha da uygun olacak. Bir Gün gazetesinin haberine göre 9 Şubat'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasından 2 gün öncesine kadar İstanbul'daki tanzim satış çadırlarında satılan domates kilogram başı en az 1,5 lira zararla satıldı. Fethiye ve Seydikemer hallerinden yapılan domates alımının kamuya toplam zararı ise 4 milyon 578 bin lira olarak hesaplandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin tanzim satış çadırlarından doğan toplam zararı ilişkin soru önergesine cevap vermemişti. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türk lirasının önümüzdeki 12 aylık dönemde dolar karşısında %15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. Merkez Bankası'nın Türk lirasına desteği güçlendirmekten uzak hareketlerinin lirayı 2018 ortasındaki kriz sırasında görülen seviyelere gönderebileceğini belirten Goldman stratejistleri, düşen döviz rezervlerinin TL'ye güveni daha da düşürebileceğine dikkat çekti.